Scania'nın yeni motor ve aktarma organları. Bu araçlar dekompresyon motor freni sistemine de sahip. Bu sistem basit mantıkla 4 zamanlı motorun tamamen bir hava kompresörü gibi çalışması prensibine dayanır. Egzoz klapesi kapatılmaz. Her üst ölü zamanda basıncı egzoz manifolduna tahliye edecek şekilde subap açılır. Enerji sıkışan ve ısınan hava ile birlikte tahliye edilir. Bu sırada sisteme yakıt gönderilmez ve hava yanmadan çıkar. Piston gücü azalarak frenleme etkisi oluşturulur. Böylece motor ve pistonlara zarar verilmesinin önüne geçilmiş olur. Dekompresyon freni 350 kW'lık bir frenleme gücüne sahiptir. Süper araçların bir diğer özelliği de tek parçalı silindir kapağı ve üstten çift eksantrikli motorla donatılmasıdır. Teknik olarak bu yeni sistemde her silindir için ayrı ayrı silindir kapağı yerine üstten çift eksantrik milli tek silindir kapağı kullanılmıştır. Scania motorda tam bir değişikliği temsil eden bu sistem, %30'a kadar daha uzun bir kullanım ömrü, daha az yakıt tüketimi ve yüksek performanslı bir motor vaat ediyor. Yeni nesil diferansiyel, R756, uygun şartlarda 53 ton çekme kapasitesine sahip yeni R756, tasarım ve yağlama sistemi ile servis ömrü uzarken azaltılan iç kayıplar ile %1'lik ek yakıt ekonomisi sağlar. Mevcuttaki R753 ile 2,35 olan en seri diferansiyel oranı R756 ile 1,95'e kadar indirilebilir. Yeni nesil şanzıman G25 ve G33. Yeni nesil şanzımanlar ilettikleri maksimum tork değerlerine göre G33 ve G25 isimlerini alır. G25 460 ve altındaki beygir güçlerinde, G33 ise 500 ile 660 beygir gücü aralığında kullanılır. Mevcut versiyonlara göre daha hızlı ve daha yumuşak vites değiştirme imkanı sunarken yaklaşık %1'lere varan yakıt ekonomisi sağlar.